Okyanusun derinliklerindeki maceramıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Debris oyununda bu üçüncü bölüm. Ne yaptık? Buzun altında mahsur kaldıktan sonra kendimize bir kalamar bulduk. Bu kalamar neyin nesi? Bu kalamar Sonya isimli bilim adamının yaptığı bir robot. Biz Sonya'yı bulmayı umut ediyorduk ama bula bula bir robot bulduk. Ama robot Sonya tarafından kontrol ediliyor. Sonya'nın sesi geliyor. Kendisi ortalıklarda yok. We need to find Debris. Ama Sonya, we need more power. I wasn't expecting a robot, Sonya. Where are you? I don't know. It's pitch black. My light's gone too. So, I connected to the squid. Evet, Sonya yolunu bulamamış. O yüzden bu kalamar robota gitmeye başlamış. Tamam hadi nereye gidiyorsak gidelim. Sonya yokmuş. Kalamarla idare edeceğiz. Kalamarın ışığı da var ne güzel. Ve gayet hızlı yüzüyor. Evet, şimdi de bir alet dedikleri bu tabancaya benzeyen aslında gayet bir tüfek. Niye alet diyoruz? Sonya başta onun bir silah olmadığını iddia ediyordu. Silah şeklinde ama. Why didn't you tell me you're not here? I didn't think it was important. We need to focus. I focus better when I know what's going on. It doesn't matter either way. If you can't get to the surface, then I'll die Sonya, down here. You asked me about protocol. I'm telling you. Be straight with me. No surprises. Sonya'ya trip atmakta. Ben seni bulmaya geldim. Bu robotun burada ne işi var? Bana niye böyle meditatıyorsun diyor. I know how it happened. I'm worried about why. We see unexpected life and all hell breaks loose. Did Alta blow the shelf? What am I supposed to say to that? Alta wants to kill us because we saw a fish? Why are you so paranoid? I lost a friend on an Alta dive a while ago. You might remember hearing about it. I do. I'm sorry. Carter, right? That was terrible. But remember, I'm down here with you. Çok konuşuyorsunuz gençler. İki dakika susun da tercüme edeyim. Ryan'ın bu kadar paranoyak olmasının nedeni varmış. Bundan bir önceki dalışta, yine Alta adına yapılan bir dalışta yakın bir arkadaşını kaybetmiş. Burada tabii Alta'nın suçu var mı yok mu ondan bahsedecek ama Alta'ya güvenmiyoruz. Belki de bu işleri başımıza Alta açtı ama bunun tek sebebi bir tane balık gördük diye değildir herhalde. Evet, Squid'i takip etmeye devam ediyoruz. Minik kalamarımız bize yol gösteriyor. Bizim ışığımızı bir balık yemişti geçen bölümde. Haliyle biz karanlıktayız. Ama Squid farları yakmış, ilerliyor. I see the tool. Go pick it up. Evet, aleti bulmuşuz. Good. It had energy left. Oyun buna ne isterse söylemeye devam edebilir. Try coming close and charging again. It equalizes. Bu arada şöyle bir şey yaptık. Bu tüfeğin enerjisini aldık. I've enabled flares. Aldığımız enerjiyi each flare uses power. Squid'la paylaştık. Onun da bir enerjisi var. Bakın altta iki tane saat var. Bir tanesi benim, bir tanesi kalamarın. Eğer it works. Good. Evet. Silahımızda şu an sadece işaret fişeği atmakta. İşaret fişekleri bize bir dakikaya mal oluyor. O yüzden öyle her yere işaret fişeği atmayalım. Kalamar bizi biraz şarj etti. Sonra biz kalamarı biraz şarj ettik. Ve kendimizi böyle güzel bir çıkışlıkta bulduk. Sıkılmıştık buz görmekten. Ne güzel. Burada mercanlar var. I've never seen anything like this. Balıklar var. Bunlar da farları yakmışlar, geliyorlar. Kalamaya benziyorlar ama zararsızlar. We keep going. Hopefully towards Chris. Let's start looking for an exit. Okay. If you need me, just say so and I'll find it. Tabii bir yandan da... Alright, Sonya. What? Tell me everything you know about this place. This project. Alta. Pretend I know nothing. Where do I start? Alta. Boşluk tuşuna bastığımızda kalamarı çağırabiliyoruz. Ama kalamar Sonya tarafından yönetildiği için kendi kafasına göre hareket ediyor.
Biz onu yer yer takip ediyoruz. Yer yer o bizi takip ediyor. Hustling grants and subsidies, growing fast. One of their ice tracking satellites found the debris field. They jumped on it immediately and kept it quiet. And they hired you. Well, I joined the company after the really tricky energy conversion science had been figured out by Chris and his team. They needed me to create tools to make use of the debris's unique energy profile. So you made the tool? The tool. Yes, thank you. It was designed specifically for this site, for underwater debris extraction. Alt has been too busy hyping the whole discovery and raising money to actually put it to use. So it's untested. You'll just have to find out for yourself. Of course not. It works. Okay, then. What else? Not much. Connection established. Calculating path. Bu arada bir tünel buldum, gidiyorum. Bir yandan da Sonya'nın kafa ütülemesini dinliyorum. İşte bu mesela oradan değişik bir enerji elde etmeye başlamışlar. Ve o enerjiyi kullanıyorlar. Chris is out there. Chris. He's on the map. Chris'i de bulduk. I can't hear anything though. We need to get closer. Ama duyamıyoruz. I think I found a way out. Good. Oh, wow. Look at this. Yine bir akıntıya kapıldık. Did you see that? What? Huge fish. Oh shit! Sonya, shoot a flare. Try something. Squid'e saldırıyor. Ama bundan nasıl vuracağız? Apayrı yerlere gidiyor. Quick, the squid's getting hit. Okay. İşaret şeyiyle bunları bulmanın olanağı yok. Let's go. Ama anladığım kadarıyla bunlar ışığa duyarlı balıklar. Daha doğrusu ışık seven balıklar. Attığım işaret fişeklerini yediler ve Sonya, do you know how often I've been attacked by a fish? Öldüler no. maalesef. Never. Not a single time. Not in the reef, certainly not in the Arctic. The most dangerous living things for divers are sharp coral in themselves. So not only should these fish not be here, they shouldn't be so aggressive. And how are they stealing power from us? The suits and the squid can handle the pressure down here using local gravity fields. The fields are amazing, but apparently they lose charge if they're disrupted. Thanks, Alta. Hey, without the fields, the pressure would have killed us already. Bir tane de burada. I think it's dead. Ama it saw the flare and ate it. So they attack light. Must be the kind that took yours. Yeah. Maalesef. İşaret fişeklerimizi yiyerek aramızdan ayrılmış bu balık dostlarımız. Biz buradan gelmiştik, bir daha buraya gitmeyelim. Kalamarla simbiyotik bir bağ oluşturduk. Kim enerji bulursa paylaşıyor. Eşitliyoruz. Şu an ikimizin de 44 dakikalık enerjisi var. Ama bu oyun 44 dakikada bitmez herhalde. Bir yerlerden bir şeyler bulacağız. Ben şu an bir işaret fişeğini saçma sapan bir yere atarak bir dakikamı daha heba ettim. Ama bu balıkların vesairenin Alta isimli şirketin yaptığı meteor parçalarını işleyerek enerji elde etmekmiş. Ve meteor parçaları da burada. Onları bulursak sanırım bizim de enerjimiz olacak. Sonya bu arada bir işe yara. Git yol bul. Ben de takıldım kıçına gidiyorum ama sen de aynı yerlerde dönüp duruyorsun sanırım. Haritaya bakıyoruz yeni bir şeyler açıldı mı diye. Buralara gitmişiz zaten. Biraz da şöyle gidelim. There has to be a way out of here. Evet, bence de buradan bir çıkış olmalı. Lakin nerede? Oyun bize akıntıyı takip etmemizi söylüyordu. Ama neyse, akıntı zaten bizi buraya getirdi. Biz gene aynı yere gidiyoruz. Pek bir şey göremediğimiz için yolu bulmak çok kolay değil. İşaret fişeği var. Onu da öyle sağa sola sıkmak pek bir işe yaramıyor. Hem de bir tane de burada varmış. Bunu niye görmedik biz?
I think I found a way out. Good. Sonya, yalan söyleme. Yolu sen bulmadın. Bulsaydın çoktan söylerdin. Şimdi birlikte bulduk. Hadi gidelim. Gene Rocket ile beraber hızla ilerlemeye başladık. Para toslamasaydık daha da hızlı gidecektik hatta. Shit, Ryan, something's attacking me. Evet, bana da saldırıyor. Bak şerif şey yaptım sana onu ye. Hah, aferin. Tabii Sonya balıkları yaktığı için bu balıkların dikkatini çekiyor. Başka bir balık geldi ve bu bölümde bitti. Üçüncü bölümde görüşmek dileğiyle şimdilik hoşça kalın.